Merhabalar, DEM Parti'nin kazandığı ama oy pusulalarının yakıldığına dair görüntülerin ortaya çıktığı Şanlıurfa Hilvan'da DEM Parti'nin ilçe belediye seçimlerinin iptaline yönelik itirazı YSK tarafından reddedildi ve bu durumda Hilvan'da seçimler kesinlikle tekrarlanacak. DEM Parti'den de bir tepki geldi. Hilvan'da halk iradesine yapılan darbeyi onaylayan YSK seçimin tekrarına karar vermiştir. Halklarımıza sözümüz olsun. 2 Haziran'da yenilenme kararı verilen seçimde oylarımızı artırarak cevabımızı vereceğiz dedi DEM Parti Genel Merkezi. Bu arada Hilvan'da seçimin yenilenmesine karşın Hilvan halkı protesto gösterilerine başladı ve ortaya şöyle görüntüler çıktı. Kazanacağız! Güvenek! Güvenek! Kazanacağız! Güvenek! Güvenek! Kazanacağız! Güvenek! Güvenek! Kazanacağız! Aynı zamanda İl Seçim Kurulu Başkanı Cemal Yüzer'e DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan tepki gösterdi. Yargı önünde hesap vereceksiniz, bunun peşini asla bırakmayacağız dedi. Hesabını da vereceksiniz. Burada tezgah kurun, burada iş çevirin. Kusura bakmayın, burada hesabını vereceksin. Yasal önünde vereceksin, kanun önünde vereceksin. O pusulada, o adam nasıl götürür, bunun hesabını vereceksin. Sen yapıyorsun, İl Seçim Kurulu sensin. Sen kımını soyun, o pusulalar nasıl götürdün, burada hesabını da vereceksin. Öyle seçim çalmak kolay mıdır? Halkın iradesini çalmak kolay mıdır? Bunun hesabını vereceksiniz. Sen mi vereceksin bunun hesabını? O pusulara siz bastınız. O adam nerede nasıl ulaştı o pusulara? Nereden ulaştı? O pusulara nereden aldı? Beni suçluyorsun. Suçluyorsun beni. Mahkeme önünde hesap vereceksin. Suçsuz değil işte. Mahkeme önünde hesap vereceksin. Neden çık? Mahkeme önünde hesap vereceksin. Yargının önünde herkes hesap verecek. O pusulaları siz ulaştırdınız o adama. O pusulaları siz ulaştırdınız. Sizin zahmetinle söylüyorum. Asla öyle bir şey. Yüzlerce suç işliyorsunuz mahkeme önünde hesap vereceksiniz. Mahkeme önünde hesap vereceksiniz. Verelim. Hesap vereceksiniz. O pusulaları, orijinal pusulaları siz ulaştınız. Oy verenin Allah belasını versin. O oy pusulaları, evet. Orijinal oy pusulaları kimsenin eline yetişmedi. Ama siz oy pusulalarını İl Seçim Müdürü Şeref Albayrak ulaştırdı. O da sandık sandık dolaştı. Her sandığın yüz yüze ulaştı. Peki bununla ilgili ispatınız varsa ispatımız var. Sizi davet o ediyorum. Yargıya davet ediyorum. Bulunacak. Beni suçlayamazsınız. Hakkınızda suç asla. Müdür Bey, hanımefendi halkının Hilvan halkının iradesini gasp ettiniz. En oy pusulasını ben mi basıyorum? Siz basıyorsunuz. Nasıl ben basıyorum? Nerede basılıyor? Matbaa basıyor bunu. Niye bizi suçluyorsunuz? Sizin kontrolünüzde basılıyor. Peki bunun emniyetin kandırması gönlü güçlerin altında. Sizin kontrolünüzde basılıyor. Bu seçimde siz sorumlusunuz. İddia ediyorum. Bu seçimlerde siz sorumlusunuz. Hiçbir şey yok. Bunun hesabını vereceksiniz. Evet. Bu halka vereceksiniz. Ya işte mahkeme önüne vereceksiniz. Yargının önüne vereceksiniz. Varsa suçumu çekmeye İki gündür giren Hilvan'ı yaptınız. Ondan önceki gün bugün de niyet belirttiniz. İptal edilmesi için bunun önü açık. Bunun önünü siz açtınız. Kurulu başkanlığına itiraz etmez. Seçimi çalın. Seçimi çalın. Önü açın. Değil mi? Bunun hesabını mahkeme önünde vereceksin müdür. Bu Ramazan ayında mübarek ayda oruçluyuz. Kadir gecesidir ya. Lanet olsun. Allah diyor, İslam diyor, din diyor, iman diyor. Her tarafı ele geçirmişler. Gidecek yerimiz yok ya. Gelmişiz üç gündür. Bu kapının önünde oturmuşuz. Hay. Elimizi vicdanımıza koymuş demiş. Düzgün bir karar çıkar. Şunu da ifade edeyim. DEM Parti Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tam 45 yıl sonra seçimleri ilk kez kazanmıştı. Aslında bu cümle bile yaşanan gelişmelere bence ayna tutuyor. Şimdilik burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve abone olduktan sonra bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.